Ve gelelim Samsun'da Atatürk anıtına yapılan çilgi, çirkin saldırıya. Saldırı sonrası o anıtın önünde nöbet sürüyor saldırıya tepkiler de. CHP'nin hedefinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Anıt'ta vardı. Mustafa, cemali, Atatürk Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz ne milletimiz sessiz kalmaz. O ses günlerdir yükseliyor hem Samsun'dan hem de Türkiye'nin dört bir yanından. İlk adımdaki Atatürk anıtını yıkmak isteyen iki saldırgan tutuklandı. Ama anıttaki nöbet sürüyor. Samsun Spor Taraftar Grubu da anıtın önündeydi. Görülmüş müdür hiç itin atı devirdiği yazılı pankartla. Saygısızlık hepimizi üzdü. Bütün Türk milletini üzdü. Dünden beri nöbetteyiz. Bugün de nöbette olacağız. Perşembe sabahı karşı Kurtuluş Meşalesi'nin yandığı Samsun'da o mücadelenin simgesi Atatürk anıtını yıkmaya çalıştı. iki kişi halat bağlayarak anıt dimdik ayakta. Saldırganlar tutuklandı. Bir gün önce anıtın çevresinde de keşif yaptıkları ortaya çıktı. Kurtuluş Savaşı meşalesinin yandığı Samsun'da yine meşaleler yanıyor. Ebedi ve tek başkomutan Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle ve 19 Mayıs ruhu dimdik ayakta. Cuma akşamlarının klasiği haline gelen Fox ekranlarında yayınlanan Doğan Şen Türk moderatörlüğündeki orta sayfa programında da Atatürk anıtına yapılan saldırı ilk gündem maddesiydi. Siyaset de o saldırıyı konuşuyor. Meclis başkanı da provokasyon dedi. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir. Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır. Millete hainlik beyhudedir geleceği yoktur. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir. Ebedi başkomutanıdır. Emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelemizin milli kahramanıdır, önderidir, ortak değerimizdir. Bu ülkenin kurucu değerlerine saldıran zihniyet 2023'te 100 yıllık hesaplaşma geliyor diyen zihniyetle tıp atıp aynıdır. CHP sözcüsü Samsun'da anıta yapılan saldırı yıkınarken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Büyükakın'ı da hedef aldı. Nedeni Büyükakın'ın Çayırova Yerel Yönetimler Danışma Meclisi toplantısında kurduğu 2023'te 100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız cümlesi. 2023'te 100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız? İşte o hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında Yer alacak mısınız? 1923'te hesaplaşmak isteyenleri bu millet gayet iyi tanır. Bu sakat zihniyet İngiliz muhipleri cemiyetine üye olan zihniyetin torunudur. Milletimiz yüzyıl önce bu zihniyetle hesaplaşmış, tarihin çöplüğüne havale etmiştir. Türkiye, Atatürk anıtına yapılan saldırıya öfke yükseltirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yeni açıklama yaptı. 2023 seçimlerine yönelik konuşmasıyla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.